Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi kendisinden bahsetmeye, kendisinden konuşmaya, kendisi hakkında konuşmaya muvaffak kıldığı için doğru kaynaklardan içmeye, doğru mezhepten, ehli sünnet ve cemaatten olmaya ve o mezhebin en büyük temsilcilerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kaddesallahu sirruhu sofrasından nasiplenmeye, hisselenmeye muvaffak kıldığı için Rabbimize sonsuz hamd-i senalar ederiz. Çünkü şu saatte kaç kişi Allah'tan bahsediyor? Celle Celaluhu. Vakitlerini kaç kişi ilimle, irfan ile, marifetullah ile, Allah'ımızı bilmekle, bulmakla alakalı konularla konuşarak geçiriyor? Kaç kişi? O Allah sizi seçti. Bu dini öğrenmeye Allah buyuruyor ki bu seçimledir. Sizden güzellerine nasip olmaz, sizden akıllılarına nasip olmaz, sizden zenginlerine nasip olmaz. Bunlar çok. Biz neyiz? Kimiz? Ne iktidarımız var, ne gücümüz var, ne maddi gücümüz var, hiçbir şey yok. Ne akıl gücümüz var, ne zeka gücümüz var. Hepsi kısıtlı, sınırlı şeyler. Bizi kaç kat sollayanlar var ama dertleri bu değil. Neleri keşfediyorlar, neler buluyorlar, neler yapıyorlar. Ahiretlerine kar değil, fayda değil. Saatlerini nelerle geçiriyorlar? Belki trilyon kazanıyorlar, belki birkaç dakikada bir proje üretiyorlar, milyon dolar kazananlar var. Birkaç dakikada bir proje üretiyor. Ama böyle karlı değil. Şimdi görse hiçbir şey yok ona. Rabbini bilmiyor, sıfatlarını bilmiyor. Allah'ın kelam sıfatı. Şimdi bugünkü dersimizde İmam Rabbani Hazretleri kelam sıfatından bahsedecek. Şimdi kelam sıfatı hakkındaki meseleyi bir dinleyin. Hayatınızda daha böyle bir şey duymuş musunuz? Kimse size böyle bir şey anlatmış mı? Allah-u Teala'nın kelam sıfatı ne demek? Allah-u Teala konuşur mu? Ne zamandan ne zamana konuşur? Allah-u Teala'mız Celle Şanı Celle Celaluhu bizim gibi harfle mi konuşur, sesle mi konuşur? Öteki türlü ne şekil konuşur? Şekilli mi konuşur, şekilsiz mi konuşur? Konuya bak! Bu aya çıkmaya benzer mi? Güneşe çıkmaya benzer mi? Bunların hepsi mahluk. Jüpiter nedir? Merih nedir? Gezegen nedir? Ay nedir? Yıldız nedir? Felek nedir? Melek nedir? Hepsi mahluk. Yaratık, yaratılmış. Şimdi bu kimden bahsediyor? Halik. Bu Yaradan'dan bahsediyor ya. Nerede yazar bunlar? Hangi kitaplarda yazılır bunlar? Kime öğretiliyor bunlar? Bugün adam ordinalüsün, ordinalüsü işte ne kadar yukarı varsa ekle onun başına. Okumuş bir seviyeye gelmiş. Bunu bilir mi? Rabbini bilmeden, sıfatını bilmeden ne bilirsen bil. Ne dünyada yarar, ne ahirette yarar. Şimdi ölene Allah'ını bildiği kadar, tanıdığı kadar hoş muamele yaparlar. Bilmediği kadar, Rabbi hakkında cahil olduğu kadar efendim hor muamele yaparlar. Hakir muamelesi yaparlar. Şerefimiz Allah'ımızı tanımaktadır. Bu ilim var iken, bu itikat var iken, bu inanç var iken ne günah yapsan af olmak sahası geniş. Telafisi var. Tevbesi var. Bu itikattan mahrum iken, yoksun iken ne ibadet yapsan boş. Ne kadar iyilik dağıtsan boş. Bütün hayırları yapsam boş. Bütün dünyayı, fakiri ben yediriyorum diyorum. Ama Allah'ın sıfatını bilmiyorsun, imanın yok. Veyahut Allah'ın oğlu var, kızı var diyorsun. Veyahut efendim hanımı var diyorsun. Veyahut ortağı var diyorsun. Veyahut gökte oturuyor diyorsun. Veyahut benim gibi konuşuyor diyorsun. İşte bunlar şirk. Ne olacak? Bütün iyilikleri de yapıyorsun ama. Ya tabii ki zalim bir kafirle İyilik sever bir kafirin de cehennemde yeri bir olmaz.
Allah adili mutlaktır. Ona göre onun azabı hafif olur, yenlik olur. Bunlara bir şey demiyorum. Ama cennete gitmek nerede? Allah'ın cemalini görmek kime nasip? İmansıza nasip ol. Cennete girmek İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu'yla buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerinin ekseriyesinde birinci ciltte Ruhul Furkan tefsirinde Efendi Hazretlerimizle o vakit yazmıştık. 45 tane ayet hatırlıyorum. Ve beşşirillezine aminu ve aminu salihat. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı sayfası olur? Yani Fatiha'yı da sayarsan Elif Lammi, arkası innellezine kefaru, karşısı ondan sonra mesellezine efendim, meselum kemetellezine bir sonrası ve beşşirillezine amin. Şimdi o ayet-i kerimede iman edip amel-i salih işleyenlerin cennetle müjdelenmesi emri var. Onun tefsirinde de, Ruhul Furkan tefsirinde Efendi Hazretleri o zaman işte iman amel-i salih hakkındaki bütün ayetleri buraya birleştirelim de millet bir yerde bulsun hepsini diye yazdırmıştı. Belki de 45 kadar ayet var. Bunların hepsi ne söylüyor? İman ve amel-i salih diyor. Cennete girmeyi Mevla nereye bağlamış? İman ve amel-i salih. Bu iman yoksa cennete girmek yok. İstediğin kadar iyilik yap. He ama dersin ki hoca efendi bu adam fetret devrinde gelmiş, dağ başında kalmış, Allah bilmez, kitap bilmez, bir şey duymamış, Resul gelmemiş, elçi gelmemiş, bir şey duymamış. Ama yapmadığı iyilik de bırakmamış. Her iyiliği de yapmış falan. E bu adam da şimdi cehennemde mi yanacak? Ona ne diyoruz? E cehennemde yanmaz. Çünkü neden? Tebliğ gelmemiş. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Elçi göndermeden azap etmeyiz. Ama cennete girebilir mi? Dur şimdi bakalım. Ama adamın yapmadığı iyilik yok ya. Dünyada bütün iyilikleri yapmış. Cennete girebilir mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, giremez. E niye giremez? Çünkü bütün ayetlere bakıyorsun, cennete girmeyi imanla amel-i salih şartına bağlamış. Hal böyle olunca peki bu kadar iyiliği var, şusu var, şusu var. Cehenneme girer mi? Madem tebliğ ulaşmamış, cehenneme de girmez. Hayvanlar gibi toprak olur. Cehenneme girmektense toprak olmak çok şereftir. Tamam mı? Demek ki biz ne hazineye sahibiz? Ne biçim zenginliğimiz var? Ehl-i sünnete göre imanımız var bir defa. Evvela bunu düşüneceğiz. Şimdi bu iman yoksa cennete girmek yok. Cennete girmek yoksa iki durum kalıyor. Ya cehenneme girmek var, ya da deliyse, doğuştan beri deliyse, çünkü sonradan deli olduysa akıllıyken yaptığına itibar edilir. Doğuştan deliyse veyahut işte fetret ehli gibiyse, şu tebliğ ulaşmamışsa falan, o vakit ne oluyor? Toprak oluyor. Ama şimdi iki şık bu tarafta kalıyor. Bir insan cehenneme girerse İstediği kadar filozof olsun, profesör olsun, bütün dünyanın ilimlerini, tekniklerini yutsun, zengin olsun, bütün mal mülk onun olsun, dünya onun olsun. Cehenneme girdikten sonra dünyanın hayatı kaç günlük olduğu belli. Ebedi ahirette mahvoldu gitti bu. İmrenilecek bir durumu yok. Toprak olsa onun da imrenilecek bir durumu yok. Yani cennete girmeye nispetle şu iman varken toprak olmak da iyi bir şey değil. Yoklukta da bir hayır yok. O zaman ne diyorum sana? Şimdi imandan konuşuyoruz. Bu ders iman dersidir. Bu mektuplar imanla alakalıdır, itikatla alakalıdır. Teallü min saatten sahabe derdi, gel bir saat iman edelim. Yani Allah'tan bahsedince, özellikle de itikat konularından bahsedince iman tazeleniyor. Bu ne oluyor? Cennetin anahtarı oluyor. Cennete girmenin ilk şartı imandır. O da bir ehl-i sünnete göre inanma şartı var. Ehl-i sünnetin dışındakiler için ne buyuruyor hadis-i şerif? Kullun finnar, hepsi cehennemdedir. Ama adam gavur değil, mutezile mezhebi, şia mezhebi, şu mezhebi, bu mezhebi. Diyor ki hepsi cehenneme girer, imanını kurtardıysa, itikadı yani imandan çıkacak kadar efendim, itikadı bozuk değil de, yine Müslüman dairesinde kalmışsa, itikadının pisliği kadar cehennemde yanar, sonra cennete çıkar. Müslümanların hepsi cehennemden çıkar. Velev ki 72 fırkadan ehli sünnet dışı da olsa mutlaka cehennemden çıkar. Ama tabii kafir olacak raddeye varırsa iş, işte onun şöyle bazı misallerini veriyorum. Ayşe anamıza iftira gibi vesaire.
ayetlerle çatıştığı noktada, itikadı bozuksa o kadar, o vakit o başka, o kafir muamelesi görür. Ama ehli sünnete göre imanı varsa, onda günahı kadar cehenneme girme ihtimali var. Ama Allah'ın affetme ihtimali de var. Günahkarları dahi. Ama öbürlerinde sabaha kadar teheccüd kılsa, akşama kadar oruç tutsa, itikadında bozukluk olduğu zaman da Müslüman bile olsa illa cehenneme bir uğrar. Çünkü itikat pisliği, temizlenmeden cennet yok. Şu farkları görüyor musun? Şurada ya öyle ya öyle ya öyle. 2-3 maddede, 4 maddede sınırlıyoruz, konuşuyoruz ama bütün alemlerin, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar yaratılanların hesabını yapıyoruz. Kimin nereye gideceğini Allah bildiriyor, biz de size duyuruyoruz. Bu böyle bir şey. Sonsuz hayat burada söz konusu. Ebedi ahiret söz konusu. Bu böyle 10 senelik, 20 senelik hayat değil. Bir kariyer değil, bir üniversite diploması değil, bir işe, memuriyete girmek, kapağı atmak değil bu. Bu sonsuz bir muameleyle karşılaşacaksın. Şu hayattaki inancına göre. Ondan sonra ameline göre. Onun için Allah bizleri şu ehl-i sünnet itikadından kıl kadar efendim ayrılmadan, bir karış uzaklaşmadan bu cadde üzerinde müstakim olarak yaşayıp ölmeye muvaffak eyleye, Allah'ın bu yolda daim eyleye, ayrılmaktan muhafaza eyleye, amin. 34 Bursa Paris 98-43 Transit Connex minibüsü çok acil, çöp arabası geldi, yerinden alınması gerekiyor. Evet. Kalabalık da yok ama orada adam durmadığından oluyor. Yoksa biz burada tenhadayız. Şimdi mektubumuzun sıralı gelen kısmı. Ve huve teala, Allah Teala Hazretleri, evet, yani tazim etmek lazım, teala demek lazım, celle celaluhu demek lazım, celle şanuhu demek lazım. Rabbimizin ismi şeriflerinden bahsederken tazimi, hürmeti bırakmamak lazım. Efendimizin ismi şerifi okunduğunda sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım. Bunu daha fazla diyoruz. Hele Muhammed denince sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka diyoruz. Fakat Allah denince bazı kere bir gevşeklik oluyor. Teala demiyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. Evvela kendimden rahatsız olmaya başladım. Hatta bir yerde gördüm kitapta, diyor ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi geçtiğinde salavat getirilmese, sonradan birkaç dakika sonra, bir saat sonra bile adam aklına gelse getirse o telafisi olur diyor. Ama diyor Allah deyip de Teala demese, Celle Celaluhu demese, tazımsız olarak zikretse de ondan sonra da düzelteyim dese telafisi yok diyor. Bu da çok ince bir mesele yani. Yani şimdi normal vatandaşlar bile birbiri hakkında yani sayın demeden, efendim muhterem demeden, değil mi? Konuştuğu zaman ayıp kaçıyor. Yani hele hürmete değer biri ise veya bir makam mevkisi varsa ona sayın demezsen çok hakaret gibi oluyor. Niye ki çıplak adını niye söyledi? Bu sefer insan düşünmesi lazım. Allah'ımız Celle Celaluhu, Rabbimiz Teala, en yüce makam sahibi. Bütün azametler, ululuklar ona aittir. Hal böyle olunca onun ismi şerifi ağzımızdan dökülürken tazimsiz, hürmetsiz olursa çok utanmak lazım. Bunu ağzımıza alıştıralım. Allah-u Teala, artık tek Allah kelimesini tek olarak telaffuz etmeyeyim. Allah-u Teala, Allah-u Teala. Biraz uzun kaçıyor. Ne yapalım? Uzun kaçacak. Biraz uzun kaçacak. Kitap yazarları da buna dikkat etsin. Ben de eskiden o kadar dikkat etmiyorum. Şimdi ediyorum. Ne yapacağız? Bir kitapta geçmiş 1000 tane Allah ismi şerifi. Hepsinde de Teala koysan kaç sayfa fazla ilave çıkıyor? Çıkacak. Biz Rabbimize tazım için yazıyoruz bu kitabı. Rabbimize tazimsizlik olsa bu yakışmaz. Bunu otomatiğe bağlayalım artık. Allahu Teala. Zamiri geliyor o. Ve huve Teala. O Teala diyor bak. Mamrab Hazretleri. Ve huve o. O da şimdi Teala. Yüce Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Yani bazen tabii bizde alışkanlık olmuş. İşte Allah Allah falan diyoruz. Tabii onlar artık
laf gelişine gidiyor, o da iyi bir şey değil. Yani Allah Allah falan diyoruz da bunlar her tarafta çerez olacak, her konuşmada efendim maydanoz gibi efendim serpiştirilecek bir kelime değil bu. Allah Allah falan. Şimdi dikkat edelim biraz. Biraz titizlenelim bu işlerde. Biraz evhamlanmakta fayda var. Tazim bakımından. Allah Allah Celle Şanuhu. Bir Celle Şanuhu ekle canım. Ya ben orada zaten kafam atmış, şaşırmışım. Allah Allah diyorum ben. Ne Celle Şanuhu? Ya kardeşim Allah Allah diyorsun ama kimin adını söylüyorsun? Bir Celle Şanuhu dedin mi? Efendim aklın başına gelir biraz. Yani Allah'tan bahsettiğin Celle Şanuhu. Ondan haberin olur en azından. Hatırlamış olursun. Öbür türlü rastgele her yerde. Ama millet bir alem olmuş. Tazimsizlik çok. Ama tazim bizi bize kazandırır. Ya Bişri Hafi Hazretleri İsmi Şerif'ini ne yaptı? Çamurda gördü de güzel temizledi. Kokular sürdü. Sarhoş idi. Sabaha evliya oldu yani. Ne dedi, ne buyurdular ona? Sen ismimize tazim etti. Biz de senin adını yüce tuttuk. Koca evliya yaptık seni. Tazim gerekir. Hakaret iyi olmaz. Onun için Allah yazan Celle Celaluhu yüzük olursa ona göre tazim, değil mi? Üzerinde taşıdığın vakit tazim. Yani şimdi, kolye yaptır. Efendim, Allah yaz altın. Caiz mi? Caiz ama sen bunu ancak kocan görebilir. Sen göğsün açık yukarıdan doğru. Yabancı erkek görüyor bunu. Bu şimdi olmadı ki. Allah ismini koydun oraya ama haram oldu. Celle Celaluhu mesela. Değil mi? Ben diyor barda çalışıyorum diyor, pavyonda çalışıyorum diyor. Allah kurtarsın. Biz duacıyız. Kimseye bedduacı değiliz de. İşte diyor benim kolyemde diyor lafzayı celal yazıyor diyor. Ben bundan diyor işte barmenlik yapabilir miyim, içki götürebilir miyim, şudur budur. Mesela bu sorularla karşılaşıyor hoca efendiler. İşte olur mu şimdi bu tazim? Tazime uygun değil. İsmine tazim lazım. Bulunduğun yer ona göre, onu bulundurduğun yer ona göre belden aşağı bir yerde olacak iş değil. Konuşurken ismi şerifini yine Teala'sız veya Celle Celaluhu'suz işte. Tebareke ve Teala Allah. Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani bunlar bizi çok ileri götürür inşallah. Rabbim görüyor Celle Celaluhu. Biz ne yapıyoruz? Onu ne kadar hatırlıyoruz? Onu ne kadar sayıyoruz? Ne kadar hesaba katıyoruz? O da bize ona göre değer verecek. Siz bana diyor değer verin, ben size değer vereyim. Değer vermek benim elimdedir Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Benim elimdedir. İstediğimi aziz ederim. İstediğimi zelil ederim. İstediğimi yükseltirim. İstediğimi alçaltırım. Bunu ben yapıyorum. Neye göre? Hikmetime göre yapıyorum. Ya Rabbi senin hikmetinden ben anlamıyorum. Ben sana zaten söylüyorum, hikmetimden sual olmaz. La yüs'el amma ef'al. Yaptığından sorulmayan bir ben varım. Senin aklın onu baştan anlamayabilir. Ama onun altında aslan yatar. Ben adamı niye zengin etmişim? Öbürünü niye fakir etmişim? Öbürünü niye şerefli itibarlı etmişim? Öbürünü niye itibarını beş paralık etmişim falan? Burada bu adam bunu hak etmemiş de öbürü hak etmiş, ona niye verilmemiş de falan? Allah'a yecealu. Allah'u ya'lemu haythu yecealu risalete. Allah'u ya'lemu haythu yecealu risalete. Allah risaletini, elçiliğini, peygamberliğini nereye vereceğini en iyi bilen odur. Kimseden, kimsenin aklına ihtiyacı yok. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Onun için benden isteyin, beni zikredin. Zikredin ne demek? Beni hatırlayın. Ne demek? Farkında olun. Kimden bahsettiğinizin farkında olun. Yoksa efendim laklaka lisan kabilinden aldın tesbihini. Allah 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 Allah. Kimden bahsediyorsun? Kimin ismini şerifini okuyorsun? Müsemması kim? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatıdır. Senin derdin ne bu ismi şerifi okurken? Maksadın ne? En azından yüzün başına geldiğin zaman ne demen lazım? Yani her seferinde Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu denmez ama yüz kere okusan yüzün başında ne diyeceksin? Allah Celle Celaluhu. Yani o yüzün başındaki de ne yapar? Ha mesela Esma-i Hüsna okuyorsun. Vallahu lezi La ilahe illallahur rahmanur rahimul melikul kuddusus selamul müminul müheyminul azizul cebbarul tekebbürul halikul bari. Gidiyor. Ha, her seferinde Celle Celaluhu desen iyi ama diyemedin en sonunda Es-sabur Celle Celaluhu. O onu ne yapar? Kurtarır hepsine birden, bir tazim ifade eder.
Bu da bu arada geçmiş olsun. Konu olarak kulağınıza küpe olsun. Biraz efendim birden alışamazsınız. Biraz da zorlar adamı. Takılırsın ikide bir. Unutursun, bir daha geriden alırsın falan. Millette de Allah Allah, kısa konuş kardeşim, amma uzatın çekeme gibi niye böyle yapıyorsun falan. Dönersin geriye Allahu Teala dersin falan. Böyle bir alışkanlık edineceğiz inşallah. Teala. Hiç Rabbimizin adını tazımsız zikretmeyeceğiz inşallah. Hep tazım edeceğiz inşallah. Rabbim de bize ona göre muamele buyursun. Amin. O da bizim dostları arasında yerimizi inşallah Teala Rabbim kerim eyler, değerli kılar. Efendim, yarın ahirette herkesin itibarı belli olacak. Kaç paralık adam olduğu belli olacak. Burada büyük gördüğün adam orada zerre gibi yerlerde sürünecek. Burada hor hakir gördüğün, cüce gördüğün adam manevi değeri çıkacak. Ya. Ne diyor hadis-i şerifte? يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْاَكُولِ الشَّرُوبِ الطَّو۪يلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. Çok yemiş, içmiş, şişmiş, boy uzun, onunla göre, enine göre, boyuna göre adam, yarma gibi, gelecek ahirette diyor, Allah-u Teala'nın terazisine konacak, sivrisineğin kanadı kadar gelmeyecek diyor. İşte bu Allah'ımıza değer vermemiş Celle Celal. Allah'ımız da ona değer vermemiş Celle Celal. Anladın? Öbürü, zayıf, hakir insan, işte kim? İbn-i Mes'ud radıyallahu teala. İbn-i Mes'ud Hazretleri'nin işte bacakları kendi zayıf idi, bacakları dal gibi, değil mi? Bir şeyden inerken hurma ağacından sahabe-i kiramdan bazıları güldüler yani. Bacağı açılınca çok bizim kollarımız gibi yani. Belki daha zayıf idi. Koca Abdullah İbn-i Mes'ud radıyallahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olarak öldüğü sahabeden. Sahabe-i kiram onun hakkında beyanat veriyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman İbn-i Mesud'dan razı olarak öldü diyor. Bu çok acayip bir itibardır. İşte o gülenlere ne diyor? Gülüyorsunuz. Zayıflığına mı bakıyorsunuz? Vallahi İbn-i Mesud'un bir ayağı ahirette Uhud dağından daha büyüktür diyor. Bu mesele. Öte taraftan yuhşerul mütekebbirun yevmel kıyameti emsale zerri. Kıyamet günü diyor dünyadaki kibirli, azametli, haşmetli, ağa paşa gezinen, geçinen yani böyle millete tükürük atmayan adamlar zerrecikler halinde haşrolacaklar. Hücre gibi hücre. Mahşere çıkıyor böyle adam iyice bakması lazım. Ezilecek ya. Hücre gibi gidiyor ya. Cüce, cüce değil ya. O mesela ne kadar küçültülmüş olabiliyorsa yani anlıyor musun? Şimdi yapıyorlar ya öyle. Şu bir resmin şu kadar küçültülmüş mesela. O adamın ne kadar küçültülmüşü. Zerre yahu zerre şurada güneş vursa camdan gelen ışıkla tozlar kalkar. O tozlar zerre işte ya. Öyle zerrecikler halinde adam mahşerde ayak altında kalacak. Mahşerde zaten izdiham var. O vaziyette adam nasıl kendini koruyacak ya? Niye diyor ki sen havalandın? Sen niye büyüklük tasladın? El-kâvri-dâ-i vel-azzamü-tü-izâri. Büyüklük benim kaftanımdır. Yani cübbem gibidir. Ulumenim. Yani onlar bana yakışır Rabbim buyuruyor. Femen nâze'ânî fîmâ. El-kaytû fînâri velâ-ubâli. Kim ululuk, büyüklük hususlarında benimle çekişmeye kalkar da o da kendine kibirden, havadan, gururdan bir nasip ayırırsa atarım onu ateşime, tarafına da bakmam diyor. Onun için onu zerrecikler halinde haşredecek. Bu nereye bağlıdır? Şu anda Rabbimize, şu hali hayatımızda, şu imtihan yurdumuzda ne kadar değer verirsek, zaten onun büyüklüğü gözümüzde o kadar dolgun olacak, kalbimizde müstakir olacak. Bu da ne yapacak? Bizim kendimizi küçük görmemize, alçak görmemize vesile olacak. Rabbinin büyüklüğünü gören, kendinin efendim zelilliğini, hakirliğini anlar. Zaten bunlar mukayeselidir. Evliya Allah'tan biri. Ben Rabbimi tanıdım. Ya nasıl tanıdım? Bu çok zor iş. Ya diyor kendimin ne kadar rezil olduğumu tanıdım ya işte o rezilliğim kadar onun azizliğini anlıyorum diyor. Bu mukayeseyi yaptığın zaman Allah'ımızı Celle Celaluhu kudretle sıfatladığın zaman kendini acziyetle nitelersin. Allah'ımızın ilmini düşündüğün vakitte kendinin cehaletin, bilgisizliğin o derece ortaya çıkıyor. O zaman Rabbimizin huzurunda karşısında ne ilim satmak, ne caka satmak,
Zenginlik. Ne? Dünyanın şu andaki en zengin adamı kim? Getirsinler onu bana bakayım. Kim o? Kaç yüz milyar dolarla birinci olmuş o? Gelsin bakalım. Nesi var? Bir gün şu 7 milyar insanı bir yedirsin bakayım. 2 gün, 3 gün. Yok, balıkları yedirsin. Kuşları yedirsin. Kimin bütçesi dayanacak? Hangi kredi kartından çekecekler ki o kadar şeyi, kuşlar, şeyler? Herkes aç kaldı. Para yok, bir şey yok. Zengin. Onun için adamın bir tanesi memleketinde su çok kıtmış da Mısır'da olacak bu. Kralın yanına gelirken oradan da Nil ırmağı akıyor. Irmağında bir efendim şeyini, Nil de maşallah deniz gibi, ondan bir hark açmışlar şeye, sarayın olduğu yerlere, dereler akıyor sarayın altından. Adam da tabii ki kendi memleketinde su kıt olduğu için en değerli şey su, bir iki kırba su doldurmuş. Padişahla görüşmesi var ya, hediye götürüyor. Ondan sonra da bir tek sermayesi o, çok makbule geçecek zannederken, bir de efendim ırmakların yanından geçerken rezil oldu kaldı. Rabbimizin mülkünün yanında sen hangi zenginliğinden hava atacaksın? Almış bir araba. 400 bin euro diyor ya. 400 bin euro. Bu nasıl bir araba ya? 800 milyar, bir trilyon falan. Hava atarsın yani herhalde, bu buralarda falan görmüyoruz öyle bir şeyler. Yani hava atılabilir yani. Ama Allah Allah. Rabbimizin zenginliğinin yanında hiç ekmek bulamadıysa arabada yenmez, açlıktan ölecek. Kaldı arabanın içine kilitli, ne olacak şimdi? Bu kadar aciz yani. Hiçbir imkanı yok. Onun içindir ki bütün mevzu, bütün mesele, şu yaratılışımızın gayesi marifetullah, Allah'ımızı bilmek. Celle Şanuhu. Ve ma halaktul cinne vel ins, cinleri de insanları da hiçbir sebeple yaratmadım. Bana adam lazım değildi. Kaldıramayacağım yük mü vardı, onu taşıtayım. Yemek mi pişirteceğim? Efendim, eş mi lazım? Çocuk mu lazım? Bir şey lazım değil. Niye yarattım ben bu kadar milleti? İlla ancak ve ancak, başka yok. Liyabudun. Ha şimdi orası bana ibadet kulluk etsin diyor ama İbn Abbas Hazretleri orayı tefsir ediyor. Maksat manada nedir? Liyarifun. Beni bilsinler, beni tanısınlar diye. Çünkü tanımadan kulluk olur mu? Olmaz. Sıfatlarını bilmeden kulluk olur mu? Olmaz. Öbür türlü Allah'a tazım edeyim derken Celle Celaluhu hakaret edersin. Allah baba diyerek hürmet edeyim derken, yukarıda diyerek, yukarıda yani hürmet ediyor ki ya. İşte böyle olur. Önce beni tanısınlar. Yaratılma gayemiz neymiş? Yemek, içmek, evlenmek, doğmak, doğurmak, hiçbiri değil. Onlar olacak meşru zeminde. Onlarsız da olmaz. Çünkü öbür türlü yemedin mi beynin çalışmıyor. Biraz ona göre karbonhidrat almadın mı, şekerli şeyler yemedin mi beyindeki anlayış kabiliyeti düşüyor. Sonra kulak duymama başlar, göz görmüyor. Bu sefer abdest alacak gücün kalmaz. Bu sefer namaz farz, kıyamda duramazsın, yerlerde sürünürsün falan, o ayrı bir şey. Ama yaratılış gayemiz Rabbimizi bilmek. Şu anda biz o gayeye hizmet ediyoruz. Şu dersi dinleyenler şu anda hilkat gayelerini, yaratılış maksatlarına uyuyorlar. Vaferini yapıyorlar. Allah'ımızı bilmek için buradayız. Bu dersler devam ediyor inşallah. Ha böylece herkes her şeyi bırakıp önce ben niye yaratıldım? Rabbimi bilmek için. Onu bilmenin yolu da bu dostlarının, ehli sünnet alimlerinin beyanlarından geçer. Öyleyse önce Rabbimi bir bileyim, ondan sonra öbür işler olur. Yemeği yarım saat sonra. Bizim şurada yarım saatimiz kaldı. Yani yemeği yarım saat sonra, çerezi yarım saat sonra, haberleri bir saat sonra dinle canım. Nedir yani? Bunlar çok önemli, bizim canımız, hayat damarımızmış. Kaçırıyor bir dersi, orada bir konu geçiyor. Ben her hafta aynı konuyu anlatacak halim yok. Bu sefer ne oluyor? Ondan mahrum oluyor yani. Çok da önemli bir bilgi de olabilir o mesele. Hiçbirini terk etmeyip, Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Her sohbeti benim hidayetim bundadır. Her kelimeyi benim hidayetim bundadır. Çünkü Allah Teala hidayetini nasihatler, vaazlar arasında gizledi. Bazı kere bakıyorsun adam saatlerce dinler, senelerce dinler, 40-50 senede hidayet bulamaz ha.
Bazı bakıyorsun denk geliyor işte, vaktine geliyor, saatine geliyor. Bir kelimede Rabbim onun hidayetini gizliyor, o kelime onu döndürüyor. Bazı bakıyorsun çok tesirli konuşuyorsun, öbürü ağlıyor, biriki bayılıyor. Buna hiç kaya gibi bir etki yapmıyor. Fakat başka bir kelimeyle de o dönüyor. Kimi kıssa anlatıyorsun diyor, kimi güler güldürücü bir şeyden dönüyor, hidayet buluyor. Yani burada hidayet saçılıyor, nasibi olanların üzerine atılıyor. Ama insan burada seçim yapıp ayrım yapamıyor. Yani şurayı dinleyeyim, şurayı dinlemeyeyim, şu ders lüzumlu, şu ders fuzuli, böyle bir şey yok. Bu Allah'ımızın sofrasıdır Celle Celaluhu. Bu sofrada nasibi olan hissesini alır yer, zerre kadar imanı olan mahrum olmayacak inşallah. Ama itikatsız olan tabii, o da başka. Ama onda bile ne olur? Yine ümit var. Neden? Çünkü inanmadan evvel de yine inanmanın yolu ne? Dinlemek. Yani dinlemek, öğrenmenin yolu dinlemek. O bakımdan, yani şu anda inanmayan biri de olsa, sen inanmıyorsun, sana fayda vermez, dinleme denmez. Mutlaka dinlesin, değil mi? Onu da dinlemesinde çok faydalar, mülahaza ediliyor. Çünkü ön yargıyla yaklaşılıyor. Sakalımız bir tutam diye böyle öcü gibi korkanlar oluyor. Efendim bazı yanlış bilgiler, duyumlar alanlar oluyor. Böyle bir yanlış görüyor. Birinci de biraz düşman oluyor, ikinci de pişman oluyor. Üçüncü de yavaş yavaş dost oluyoruz. Bunları her gün, emsalini Allah çoğaltsın, yaşıyoruz, görüyoruz yani. Kaç kişi bu şekilde, biz böyle bilmiyorduk, şöyle bilmiyorduk falan. Ya adam diyormuş ki, ya bu adamı niye dinliyor kadın? Adam diyor, hanımım diyor bana diyor, ya kapat şimdi diyor, böyle uzun sakallı falan. Öyle diyor, beni zorlan diyor, dinlettirmedi diyor ya. Sonra diyor, ikinci de diyor, aa bu ne hoşmuş hakikaten, ne doğru şeyler falan şudur budur. Şimdi diyor internette de açıyor, nerede sohbet bulursa dinliyor. Ön yargılı olmamak lazım. Baştan ben seni dinlemiyorum, sus. Böyle yapmamak lazım, dinlemek lazım. Açık olmak lazım, ufku geniş olmak lazım. Biz dinliyoruz herkesi. Batıl da dinliyoruz tabii, sakınmak için. Bir de size onun batıl olduğunu anlatabilmek için, yani orada tabii batılı da. Ama herkesin batılı dinlemesine gerek var mı? Yok canım, sen zaten hakkı da yerine oturtamamışsın taşları. Bir de batılı da katarsan içine çorba olur, sen dur. Ama adamına göre buna da müsaade oluyor. Ondan sonra ben bir şey anlatıyorum, bir şey diyorum. Adam, aa hoca sen bunu nereden duydun? Sen böyle haberleri dinliyor musun? Şunu yapıyor musun? Mübarek adam, ben kahin değilim, falcı değilim. Oturup da şeytanlar bana vesvese getirecek de ben nereden duyacağım, o adam ne demiş, bu adam ne demiş. Ya bu sefer ne oluyor? Senin benim öbürünün yalancısı olmuş oluyorum. O diyor ki böyle dedi, bir inceliyorum, öyle dememiş. Mecburen bu sefer dinlemek, tahlil etmek, size naklederken doğru aktarmak, insanların da günahına girmemek, iftira yapmamak, bu bakımdan tamam. Dinlemek lazım. Derdini anlat. Ne anlatıyorsun? Neden bahsediyorsun? Ondan sonra insaf etmek lazım. Taassubu bırakmak lazım. Yani bu körü körüne taklitçiliği, bağnazlığı, açık ol, müfettih ol bakalım bir. Allah-u Teala inşallah kalbini, sadrini, göğsünü, gönlünü İslam'a şerh eder. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ وَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi hidayet etmek isterse onun gönlünü, göğsünü İslam'a açar, genişletir. Ya, elhamdülillah Allah bizim gönlümüzü İslam'a şerh etti. Şimdi ayetten, hadisten ne duysak inanıyoruz elhamdülillah. Hiç zorlanmıyoruz, darlanmıyoruz. Başkalarının aklının, havsalesinin almayacağı şeyler duyuyoruz. Amenna ve saddakna diyoruz. Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh. O mu dedi, o dediyse doğrudur. Dediği gibi bir imana sahibiz şu anda. Bu ne demek yani kardeşim? Kalite ayrıdır. Yani onun nuru, bizim nurumuz tabii farklıdır. O bütün ümmetin imanıyla tartılsa ağır gelir. Levzine imanu Ebu Bekir. Ma imanu ümmetiyle rucciha. Bu başka. Ama muhteva bakımından onun inandığı her şeye inanmıyor muyuz? Hazreti Sıddık'ın ki tasdik edicilikten aldı o vasfı, o Miraç hadiseleri, ama şimdi adam ilahiyatçı oluyor, şu kadar ilim yapıyor, şu kadar tahsil yaptı halde, efendim ne oluyor, göğe çıkamaz, efendim füze yoktu o zaman, yok orada oksijen yok, havasız nasıl kalacak orada, Miraç'a gitmedi, şöyle olmadı, din adına bir de konuşuyor, bir de hocayım diye konuşuyor yani. Şimdi bir o duruma bakıyoruz, bir de Allah'ın bizi hidayet etmesini murad ettiğini anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? İslam'a gönlümüzü açmış da oradan anlıyoruz. Ben sana hikaye, hurafe anlatmıyorum. Kaynaklı, dayanaklı, şurada, şurada hadislerden sana rivayet ettiğim zaman sen orada hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Değil mi? Yaşamıyorsan Allah seni hidayet etmeyi murat etmiş demektir. Çok büyük bir işteyiz yani. Çok büyük bir
Vüs'atteyiz, genişlikteyiz, imkan dahilindeyiz. Çok imkanlarımız oldu, Allah bize açtı. Celle şanı. Celle celal. Ve men yuriden yudille. Ama Allah kimi de Celle Celaluhu saptırmak isterse, onu da o hak ettiğinden saptırmak istiyor hoş. Rabbim zorlan adama sen sapıtacaksın demiyor ki. Bakıyor iradeyi, kudreti nereye kullandı? Nereye kullanacak? Ezelden biliyoruz zaten. O zaman ne yapıyor? يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Onun göğsünü diyor, sıkıştırır, ona darlık verir. كَاَنَّمَا sanki o adam يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Kelimeyi görüyor musun? يَصَّعَدُ. Zorla göğe çıkıyor. Yani merdivensiz göğe çıkan adam gibi öyle diyor, nefessiz kalır, sıkıntıyı basar diyor. Bu ayet-i kerime öyle bir acayip ayet ki, yukarıda oksijenin olmadığını halbuki insan zanneder ki, yaylaya çıktın mı ta oksijen var. Öyle mi zannederdiniz siz? Benim başıma geldi, ne oksijen, nefesimiz kesiliyor. Yaylaya çıktığın zaman oksijen azalıyor. Yukarı çıktıkça azalıyor. Yaylası ne, yaylaların sırtı nasıl olur? Kel. Ağaç bile olmuyor. Hoca diyor, bizim yaylada diyor ağaç var. O seninki yayla değil de ondan. Aşağıki köy orası. Şimdi kardeşim, tam çıktığın zaman oksijen daralıyor, ağaç yetişmiyor, şudur budur. Bu ayet-i kerimede ne diyor? Ben kimi saptırmak istersem diyor, onun göğsünü daraltırım, sıkıştırırım, nefesini keserim diyor. Sanki göğe zorla çıkarılan gibi, tırmanan gibi diyor. İşte bu ayet o zamandan söylüyor ki, yukarı çıktıkça daralma ve nefes tıkanması oluyor. Bu hava oksijen olmadığını bu ayet bile anlatıyor yani. E şimdi bunun için ben 40 tane mektep okumama bir lüzum yok. Peki, şimdi biz ayet duyduğumuz zaman, hadis dinlediğimiz zaman Allah-u Teala şöyle buyurdu. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Darlık hissediyor musunuz? Ha, bazı şundan darlanıyoruz. Ya yapamıyoruz tam doğru dürüst. O başka, o başka. İnanma sıkıntısı yaşıyor musunuz? Elhamdülillah. Ya bir de duydukça imanın artıyor. Neden? Dinledikçe şu ayet, ama bu ayeti hiç dinlememiştim. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْمَا اَيَاتُوا زَادَتُمْ اِمَانًا. Ayetler okundukça imanları artar diyor. Yani nur bakımından, kuvvet bakımından. Çünkü neden? Aa, neler varmış, neler var. Bak şimdi bir ayet daha okudum size, dedim şimdi. Bak imanı dedim. Allah Allah, yükseltikçe hava nefes kesilir diyor bak. 1400 sene evvel bunu bilen mi vardı? Deneyen mi vardı? E şimdi bu kadri kıymetini bilin, Allah'ımız buyuruyor. Ben sizi idat etmek istiyorum. Onun için gönlünüze ferahlık veriyorum, huzur, rahatlık veriyorum. Ayet hadis dinlerken hiç darlanmıyorsunuz. Bir de inanma sorunu yaşamıyorsunuz. Acaba şüphelenme, bu adamım kanserden beter ya. Şimdi Allah şahit olsun Celle Celaluhu, herkesin huzurunda söylüyorum. İtikatla, imanla alakalı bir şüphe, vesvese bana gireceğine imanla hemen ölmeyi tercih ederim. Hemen ölmeyi. Hiçbir şey çoluğum çocuğumu görmeyeyim. O şüphe gireceğine. O nedir? O ne marazdır o ya? Fî kulûbîm maradun fezâdehumullâhu maradâ. Kalplerinde şüphe hastalığı soktum Allah. Hastalıklarını da gün be gün artırıyor diyor o münafıkların. Biz onlardan değiliz kardeş. Elhamdülillah diyeceksin. Sabah akşam sen sırf şuna hamd etsen. Adam inanamıyor işte, bunalıma girdi. Adam hafız, hoca inanamıyor. Doçent, profesör inanamıyor işte. Nasıl diyor İsa Aleyhisselam gökte olur? Orada hayat yok. Nasıl miraca gider? Neyle gitmiş diyor. Ya bunu din adamı söylerse ne olacak? Bunca ayete hadise inanamıyorlarken biz elhamdülillah inanıyoruz Rabbimize. Elhamdülillah ala ni'metil iman. Elhamdülillah ala hidayetil İslam. Çok büyük nimetteyiz. Bu nimetimizi de bu dersler gün be gün artırmaktadır. Duymadığımız şeyler duyurulmaktadır. Allah'ımız Celle Celaluhu gün be gün iman nurumuz müjdat olarak ölmeden evvel de yakini şüphesiz itikadımız hakim ve galip gelerek inşallah görür gibi, inşallah cennet manzaraları da açılır da inşallah, öyle bir nasıl öldüğünü bilmeden huzur üzere, iman üzere, iman selameti üzere Allah'ım bizi bu alemden kabza eylesin, alsın emanetini, teslim alsın. Allah'ım bizi imanla başka hiçbir şey istediğimiz yok. Bu ehli sünnete göre iman. Bir de ameli salih.
Böyle olur inşallah. En hayırlı günümüz ölüm günümüz olur inşallah. Dosta kavuşma günümüz olur inşallah. Ve Teala, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri mütekellimun ne demek? Konuşucudur. Mütekellim ne demek? Kelam sahibi demek. Kelam ne demek? Konuşmak demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim kimin kelamı? Allahu Teala'nın kelamı. Bütün 104 kitap kimin kelamı? Allahu Teala'nın kelamı. O zaman Allahu Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Buna ayet var mı? Var. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Teala Musa ile konuştu diyor. Hadisten delilim var mı? Oho! Dolu. Adem Aleyhisselam'la bile konuştu cennetteyken. Dediler Adem peygamber miydi ya Resulallah? Buyurdu. Nebiyyün mükellemün. Hem peygamber hem de kelama mazhar olmuş. Cennette konuşulmuş onlar. Anladın mı? Şimdi Musa Aleyhisselam'ın zaten vasfı dedi. Kelimullah. Kelim, lamla. Öyle kulaktan duyup da yanlış söylüyorsunuz bazı. Kerimullah diyorsunuz mesela. Kelimullah, lamla. Yani Allah ile konuşmaz nailiyetine mazhar olmuş. Lam harfi. Lüleburgaz'ın lezi. Ha, lamı da şimdi başka duyarsız. Kelimullah. Efendim, Rabbimiz mütekellimdir. Kelam sıfatına sahiptir. Peki, kelamı var konuşuyor. Şimdi ben başladım, 8:30. Konuşmam bitecek, 9:30 inşallah diyelim. Bir de bakarsın, saatin 2:30'una kadar konuşurum ya. Yani inşallah demezsen fren patlamış oluyor bazı. Benimle birkaç kere başıma geldi. Bugün az konuşacağım dedim, inşallah demedim, 3 saat konuşuyorum. Öyle iyi bir şey değil. İnşallah vakitli hareket edelim. Ona göre toplantılarımız var, derslerimiz var, dolu işimiz var. Bugünden beri, sabahın 6:30'undan beri bütün şeydeyiz yani. Devamlı mesaideyiz. İlimle, hizmetle, gelenle, gidenle Allah için dertleşiliyor. Evet. Bundan sonra da var. Bu saatten sonra da yine münasebetlerle hizmetler olacak. Onun için sınır var. Şurada başladı, şurada bitti. Sen bir konuşma yapıyorsun, 20 dakika, öbürü 10 dakika, şudur budur. Veyahut da bugün ne kadar konuştun? Zaten devamlı konuştuğum yok işte, ne diyeyim sana. Sabahtan kalktıktan sonra konuşma imkanı var. Bazı uykuda da konuşur ama 12 muteber değil. Onu ancak hanımı duyar. O da anlamaz. Ne diyorsun der be sen? Gündüz neyle uğraşıyorsun der falan. Ona kelam denmez, iradeli bir şey değil. Ama irade ve ihtiyarla olan bir kelam, uyanık olmak lazım. Uyandıktan sonra insan konuşur. İşte kimisi çok fazla konuşur, kimisi az konuşur. Bazı adamın gündeki konuştuğunu sayarsan, yani ortalaması vardır ama hepsinin bir sınırı vardır yani. En nihayetinde bunu kalıba döksen harfini bile sayarsın yani. Şu kadar harf konuşmuştur. Şu kadar saat konuşmuştur. Şu kadar dakika konuşmuştur. Ben diyorum ya ama CD'yi veriyorum diyorum. Bak Teccal hakkında diyorum. Bu 10 saattir. Oo, o da zannediyor ki ben 10 saattir konuştum. Bu var ya 3 derste konuşuyorsun. Toplamı 10 saat hoş. Herkesin bir sınırı var. 10 saat konuşur. Rabbimiz konuşur ama şimdi nasıl bir konuşmadır şimdi? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim sayfası belli. 6600 küsur ayet. Tevrat'ın şeyi belli. Şimdi zaten muhatabı değiliz de. Ama Musa Aleyhisselam'a indirildiği dönem itibariyle konuşuyoruz. Ayeti belli. 1 milyon ayet diyorlar. Öbürü şu, belki bu. Yani rivayetlerde geçiyor. Diyorlar derken Yahudilerden duymadım hoş. Şeyden okuyorum yani, bizim tefsirlerde diyor onu. 1 milyon ayet olduğunu. Peki Rabbimiz nasıl, ne kadar konuşur? Ya bak ne kadar ince bir soru ya. Benim diyeni gelsin cevap veremez ha. Vallahi beyin ameliyatı yapar bunu anlayamaz işte. Süper deha olur gelsin buraya. Mevla konuşur tamam. Nasıl konuşur, ne kadar? Allah, adam da diyecek. Nasıl olacak? Ne bileyim ya, Kur'an'ın sınırı belli, Tevrat'ın belli, hepsi belli. Bu kadar konuştu mu zannediyorsun sen? Minel ezeli ilel ebedi. İşte motoru yakmayan gelsin buraya. Burada iman çalışır. Burada ellezine yu'minune bil gaybi, görmediklerine inananlar burada övülürler. Burada öyle akılla mantıkla iş yürümez burada. Yani İdraki meali, bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar siklet çekmez. Sen diyorum kuyumcu tartısıyla patates çuvalı tartıyorsun. Kuyumcunun tezgahını da indireceksin aşağı, değil tartıysan. Akıl yetmez ermez burada. Ezel ne demek? Ezel ta
başı yok. Geriye doğru gittiğin zaman başladığı bir nokta yok. Zaten orada senin pil bitti. Gittin, gittin, gittin. Dünya yok, melek yok, gök yok, yer yok, şu yok, bu yok, hesap yok, kitap yok. Güneş, ay yok ki zaten takvim olsun. Hepsi bitti. Gidiyorsun geri, nerede duracağım? Durma yok, git. Sen bittin. Senden bir şey yok daha. Orada daha senin marifetin oraya taalluk etmez. Hangi şeyle döneceksin geriye? Numaradan filmler çeviriyorlar. Geçmiş zaman dilimine dönmeler, bilmem ne. Ne numaracılar bunlar ya? Neyine dönüyorsun ya? Ezel geriye doğru gitti mi başı yok. Ebed ileriye doğru ne kadar gitsen sonu yok kardeşim, herkesin ölümü belli, şusu belli, busu belli, dünyanın sonu. Yani gün olarak diyemiyoruz ama işte gidiyor, yokluğa doğru gidecek yani. Zaten cennetin, cehennemin sonsuz olmasını bile daha milletin anlayabildiği var mı? Adam ne diyor bana? Sıkılmaz mıyız orada, biraz da cehenneme gidemez miyim acaba? Dedim istediğin yere git yani, ne diyeyim ya? Kardeşim niye sıkılıyorsun da? Cennete gittin de efendim cennette adam sıkılır mı ya? Allah Allah. İşte ama şu var. Akla vurduğun zaman sonsuzluk mefhumunu kavrayamıyor. Ya gidildiğin zaman bir yerde nasıl durmaz diyor bu. Durmuyor işte. Ama bunu daha Mustafa İslamoğlu anlamamış. O nasıl anlayacak? Bir din adamı olarak ne diyor? Cennet cehennem diyor. Sonsuz değil diyor. İşte Arif Han dergisi alın okuyun. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Herkesin şahsına saygım var. Ama görüşler bakımından ehl-i sünnete uymadığı zaman bu görüş ehl-i sünnete uygun değil. Bunu demek vazifemiz. O da bizim bir yanlışımızı gördüğü zaman o da desin ki ehl-i sünnete muhaliftir şu görüşü bunun. Yani onun da onu deme hakkı var delil getirdiği zaman. Ha şimdi bu görüş yenir yutulur bir görüş müdür? Kur'an-ı Kerim halidine fiyabede. Efendi Hazretleri bunu anlatmak için ya mübarek insan çok acayip kısa anlatır. Ben 10 saat konuşsam anlatamam onu. Ne derdi? Bir adam derdi, cennet veya cehennem katır trilyon, ne kadar trilyon senedir dese kafir olur derdi. Bak bunu kaç kere dinlemişiz yani, herkes dinlemiş bunu, özelde bana demedi hoş. Niye kafir oluyor ya? Sonu var demiş oluyor. Çünkü derdi trilyon katır trilyon sayının sonu var. Ama cennet cehennemin sonu yok, halidine fiyabede Allah'ımız böyle buyuruyor derdi. Yani bunu anlamak, anlarız da anlatmak çok kısa anlatıyor bak. Diyor ki trilyon sene dese kafir olur diyor. Çok ince bir iş kelam. Niye diyor? Allah'ımızın beyanından çelişti. Celle Şah. Ne oldu? Rabbim sonu yok diyor. O sonu var diyor. Çünkü trilyon sonu var. E şimdi bunu anlayamıyor. Ebed, anladın mı şimdi? Ebed sonsuzluk. İleri gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Sonu yok. Rabbim cennetle cehennemi ebedi yaptı. Cennete giren de sonsuz kalacak. Cehenneme giren imanlıysa sonsuz kalmayacak. Günah kadar yanıp veyahut Rabbimizin takdiri kadar yanıp çıkıp cennete. Yine orada sonsuz ama. Ama kafir ise cehenneme giren orada sonsuz kalacak. Bu budur. Ha işte demin dedim bir fetret devri olur. Delidir, şudur budur, mükellef değil, mesulü. Onlar da toprak olur zaten. Toprak olan yok olur. Yok olanla ilgili sonsuzluk mefhumu düşünülemez. Tamam. Rabbimiz şimdi kelam sahibidir diyor. Nereden ki beri konuşuyor? Şuradan başladı diyemeyeceğin yerden. Allah. Peki ne zamana kadar kelam buyuracak Rabbimiz? Şurada durdu veya duracak diyemeyeceğin noktaya kadar. Anladın mı şimdi? Şimdi anlamayı bırak. İnandın mı sen? Heh tamam kurtardın. Sana zaten illa da anla demiyorlar. Hoca efendi sen anlatamıyorsun, işi çeviriyorsun. Gel sen anlat. Bu ezeli lügatta biliyorum. Sen ancak televizyonda bir dizi varmış onu bilirsin sen. Geçen konuşuyorlar, ezel gitti, ezele bakacağım. Ulan ezel mi? Ben de zaten bir çocuk var evde, ezel mi gelmiş, misafir falan. Meğer diziymiş diyor. Allah Allah. Yahu kardeş. Allah'ımız ezeliydi diyoruz. Bu kadar senedir bir ezeliyi anlamadın. Ezel nedir bildiğin yok ya. Bir film başladı mı hemen ezberliyorsun ya. Mübarek adam. Sen niye Rabbimizin ezeli sıfatından haberin yok? Ne işin var senin diziden? Ne yine yarar yani? O mesele değil. Ha, seyredilen şeyler helal içerikliyse helal olur. Haram içerikliyse haram olur. Biz hiçbir zaman için televizyon seyretmek haramdır diyor muyuz?
Ya ne diyoruz? Haram olan bir programı seyretmek haramdır. Helal olan bir programsa, bir haber, bir bilmem ne vesaire, belgesel bir şey, helaldir. Bunu demiyor muyuz her zaman? Öbür türlü nasıl diyeceğiz? Cefel kalem şu helaldir, şu haramdır. Cık, o başka iş. O fetva işi. Fıkıh işi o. Allah'ımız ezelden ebede kelam sahibidir. Peki, kesiklik oluyor mu? Yani şimdi bu kelam da başı yok, sonu yok. Neyle konuşuyor? Bir kelamin, bir kelamla konuşuyor. Nasıl kelam? Vahidin, tek kelam. Tek kelam. Bizdeki tek kelam, biz ne anlarız tek kelam? Bizdeki adam geliyor, kaça olmaz mı, şuna olur mu, buna olur mu? Tek söz diyor. Tek söz yarım saniyedir. Mevla Teala bir kelamla konuşuyor. Yani ayrıntı şey var mı, bölünme noktası? Şurada durdu, şurada başladı var mı? Teferruata girdiğin zaman tecezzi, bölünme, bir taksimat yapılabilme imkanı var mı? Allah Allah, bu nasıl bir kelam? Fehüve Rabbimiz Teala amirun, emirler veriyor mu? Bu kadar emirleri var. E şimdi hocam, hani Kur'an geleli 1400 sene oldu, daha emir yok, bir şey yok. Emirler belli, daha ne emrediyor? Her an kulle yevmin ve fî şen, her an bir şandadır. Efendim, o an dediğin an zaten geçiyor. O an derken öbür ana giriyorsun da. Meleklerine ne emirler? Şu anda kimlerin canı alınıyor, kimlere can veriliyor, kimler fakir ediliyor, kimler zengin ediliyor, neredeki aşağı indiriliyor, neredeki yukarı çıkarılıyor. Bu kadar hayvanat, bu kadar canlı, bu kadar cemaat, donuk varlıklar, bu kadar mahlukat yaratılan, bu kadar feleklerde 18 bin alem. Biz 18 bin alem biliyoruz. Geçen kitapta bir rivayette gördüm. 100 bin, 200 bin alemden bahsediyor. Allah Allah. Hiç de o alemlerden haberimiz yok. Bizim mahalledeki de apartmanın altından haberimiz yok. Evimizden haberimiz yok öbür odadan. Kendi odamızdan haberimiz yok. Yatağın altına bir şey koysalar. Rabbimiz devamlı emrediyor. Nahin, nehyediyor. Mesela meleğe ne diyor? Buna şu rızkı verme. Öbürüne ne diyor? Şuna şu rızkı ver. Öyle diyor. Şuna şu hayat ver. Hazreti Aleyhisselam, şunun canını al. Emir. Neyi? Muhbirun. Haberler veriyor. Haberler veriyor yani. Kur'an-ı Kerim bütün haberlerle dolu değil mi? Şöyle oldu, böyle olacak. Şöyle. Ha şimdi, peki şu anda da bu devam ediyor mu? Ediyor. Çünkü devamlı melekleri var. Görevlileri var. Efendim onlara haberler veriyor. Şunun şöyle olacak, bu böyle olacak, şunu şöyle yapacaksın. Geri gittiğin vakitte yine bu kelamlar var mıydı? Vardı. Ne kadar geri gidersen var mıydı? Kelamları vardı. Şimdi şunu anlamanız lazımdır. Efendim, bu kürsüyü yapan usta, sanatkar, marangoz diyelim, bunu yapmadan evvel veya hiçbir rahle, hiçbir efendim, minber, şey, kürsü yapmadan evvel bu adamda şeylik var mı? Sanatçılık var mı? Var. Ha, eseri ortada olmasa bile o sanat onda var mı? Vardır. Çünkü onu yaparken öğrenmiyor ki. Anladınız mı? Şimdi Mevla Teala hiç kimseyi yaratmadan evvel hiçbirimiz yoktuk. Alemlerde hiç yok. Sadece kendi var iken yine yaratıcı mıydı? Tabii yaratıcıydı. Yine alim miydi? E tabi alim de her şeyin ne olacağını bilmiyor muydu? E anladım şimdi. Yine işitici miydi? E bütün kıyamete kadar, sonsuza kadar konuşulanları biliyor. Evet. İşte ezelden ebede tek bir kelam ile emirler ekli, yasaklar muttasıl, efendim haberler devamlı, peş peşe, hiç kesinti olmadan, Rabbimin ilminde de kesinti yok, işitmesinde de yok, konuşmasında da yok, hepsi sıfatlar birbiriyle ilgili ve alakalıdır. Ve Tevratu vel İncil ve Zebur vel Furkan. Tevrat, İncil, Zebur, Furkan. Furkan Kur'an-ı Azimüşşan. Dört büyük kitap. Ve kezalike sairu suhufil münzeleti lel enbiya aleyhissalatu ve teslimat. Salavatü ve teslimat olsa daha tabii şey. Peygamberlere indirilen diğer sayfalar var. Değil mi? 104 kitap diyoruz. Yüzü suhuf. Yani sayfeler, değil mi? Suhuf-i İbrahim'e
ve Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın sayfaları, Musa Aleyhisselam'a da ayetten sayfa verilmiş Tevrat'tan evvel. Kur'an-ı Kerim'den suhufu da görüyoruz, ayetle sabit sayfalar verildiği. Hele ki İbrahim Aleyhisselam'ın kitabı var mı bildiğimiz? Bildiğimiz bir kitabı yok İbrahim Aleyhisselam'ın, ama ona sayfalar verildiği ayetle sabittir bunlar. Efendim, inkar eden kafir olur. Bütün bu sayfeler, İsa Aleyhisselam'a verildiği, diyelim diğer peygamberlere verilen, bütün bu sayfalarda yazılanlar, küllüha, Kur'an-ı Kerim tabii bunun içinde, bunların hepsi de, şimdi o kelamın kendisi midir? Kelamın kendisi diyemeyiz ona. Ya nedir? Dâlletün alâ hâzel kelâmil vâhid. Allah'ımızın o tek kelamı var ya, tek. O tek kelamına delildirler. Ona delildirler.